Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan'ın tarihine baktığınız zaman Hocalı'da 630'dan fazla çocuk, kadın dahil insanları nasıl hunharca katlettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde Temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı. Şimdi ise Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan'ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem sivillere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur. Ve Azerbaycan ise kendi topraklarında mücadele ediyor. Kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ve burada hukuken de ahlaken de herkesin her şeyden önce Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi tüm uluslararası örgütler ve de ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Minsk üçlüsünden Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk üçlüsü objektif olmalı. Sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı ya da öneriler getirmeli. Ama yaklaşık 30 yıldır maalesef Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda bu sorunun çözümü konusunda başta Minsk üçlüsü olmak üzere somut hiçbir öneri gelmedi. Biz şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olunca güçlü bir şekilde haklı olarak hem Türkiye hem de batılı dostlarımız olarak bu ülkelere destek veriyoruz. Toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde bu ülkelerin destekliyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz? Yani Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan'ın tarihine baktığınız zaman Hocalı'da 630'dan fazla çocuk, kadın dahil insanları nasıl hunharca katlettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde Temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı. Şimdi ise Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan'ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem sivillere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur. Ve Azerbaycan ise kendi topraklarında mücadele ediyor. Kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ve burada hukuken de ahlaken de herkesin her şeyden önce Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi tüm uluslararası örgütler ve de ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Minsk üçlüsünden Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk üçlüsü objektif olmalı. Sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı ya da öneriler getirmeli. Ama yaklaşık 30 yıldır maalesef Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda bu sorunun çözümü konusunda başta Minsk üçlüsü olmak üzere somut hiçbir öneri gelmedi. Biz şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olunca güçlü bir şekilde haklı olarak hem Türkiye hem de batılı dostlarımız olarak bu ülkelere destek veriyoruz.
toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde bu ülkelerin destekliyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz?